Herkese merhaba. Bugünkü videomuzun konusu dijital çağda moda endüstrisi. Pandemi öncesi, pandemi sonrası neler değişti? Moda bu dijital gelişmelerden, bu dijital yaşamdan ve asıl dediğim gibi dijital çağdan nasıl etkilendi, nasıl etkilenmeye devam ediyor? Örnekleri neler? Bunlardan bahsedeceğim. Teknolojinin gelişmesinden ziyade pandeminin de daha hızlandırdığı bir süreç oldu bu dijital çağa markaların adapte olması. O yüzden ben de bir inceleyelim nasıl değişiklikler var. Ondan bahsetmek istedim. Daha çok dediğim gibi örnekler vere vere gideceğim ama ufaktan şöyle bir giriş yapalım. Pandemi öncesi nasıl değişiklikler olmuştu? Yıllar boyu süren bloggerların hani bayağı kendi bloglarını açıp yazı yazıp günlük kıyafetlerini paylaşan bloggerların yanı sıra hepimizin farkında olduğu gibi zaten Instagram kullanımı ve Instagram'daki influencerlar, işte bloggerlar, youtuberlar, onların paylaşımları çok artmaya başlamıştı zaten. Ve içerik ürettiğiniz için tabii ki de doğal olarak sürekli insanlar sizden yeni kıyafetler görmek istiyor. Bu yüzden de Instagram için giyinme anlayışı başlamıştı biraz ve aslında hala daha devam ediyor. Hani ben bile itiraf edeyim, şu an pandemide olduğumuz için zaten marketmiş ya da işte köpek gezdirmeymiş, onun dışında pek bir şeye gitmediğim için tabii ki de öyle süslenmem gereken pek bir şey olmuyor. Ama Instagram'da içerik üretmek için buna sonuçta devam ediyorum. Ve ben hariç tabii dünya çapında binlerce kişi yapıyor bunu. Bunun içinde DressX devreye giriyor. Hatta ben önceden çektiğim moda bülteni videomda da DressX'ten bahsetmiştim. Ama teknolojiden, dijital çağdan bahsediyorken bu videoda yer vermemek olmazdı tabii ki de. Ben aslında yine o videonun yaptığım gibi kendi tanıtım videolarını ekleyeceğim ama şöyle kısaca özet geçeyim. Eğer DressX ne diye sorarsanız, dijital gardırobunuzu oluşturan bir site. Kıyafet alıyorsunuz ama dijital ortamda kullanmak üzere alıyorsunuz ve hatta şöyle işliyor süreç. Siz o kıyafeti giymek istediğiniz fotoğrafınızı parçayı satın alırken yüklüyorsunuz ve yolluyorsunuz. Onlar süresi ne kadar bilmiyorum. İşte bir süre sonra fotoğrafı düzenleyip o kıyafeti size giydirip yolluyorlar ve böylece dijital bir kıyafet edinmiş oluyorsunuz ve aslında Instagram için giyinme anlayışına biraz daha ayak uydurmuş oluyorsunuz. DressX somut kıyafetlere ve somut üretime saygı duysalar da sürdürülebilir bir moda anlayışına devam etmek istedikleri için bu yolu izliyorlar. Bence aslında fena bir fikir değil, yaratıcı bir fikir. Kişinin bütçesine göre tabii verdiği karar değişir ve hani aslında gerçek kıyafeti giymek gibi olmuyor sonuçta. O sizin sadece, yanlış bilmiyorsam işte, bir fotoğrafınızda oluyor. Ama farklı içerikler denemek isteyenler için güzel bir alternatif ve teknolojiye de ayak uyduran örneklerden birisi. En başta video hakkında özet geçerken aslında başta çıtlatmak istiyordum ama unuttum. NFT, yani non-fungible token'ları sık sık duyuyorsunuzdur artık. Dijital sanat olsun, işte blockchain, bunlar sık sık artık gündemimizde. Yani hazır dijital kıyafetlerden devam ediyorken bu şirketten bahsetmem gerekiyordu. RTFKT adlı bir platform diyeyim. Blockchain'i ve modayı, spor ayakkabılarını ve başka aksesuarları dijital dünyayla bir araya getiriyorlar. Sanatçıların yaptığı ayakkabılar olsun, işte aksesuarlar olsun NFT biçiminden satılıyor. Dediğim gibi gündemimizde artık sık sık olduğu için blockchain ve NFT hakkında biraz daha bilgi edinmek istiyorum. Yeterli bilgim de yok sonuçta şu anda. Bu şeyleri bir araya getirdikleri için benim ilgimi çekti bu marka. Ve dijital çağa ayak uydurmuş, özellikle son zamanlara en çok ayak uydurmuş örneklerden birisi. Bir diğer bahsedeceğim örnek ise pandeminin aslında etkisini daha baskın gördüğümüz şeyler. Onlar da dijital tasarımcı şovları. İşte podyum şovları, daha doğrusu koleksiyon gösterimleri. Eskiden her şey normalken moda haftası koşuşturmaları olurdu. Sokak stillerini sık sık görürdük. Ve davetiyelerle sonuçta katılımcılar giderdi. Hala daha sanal davetiyeler alanlar oldu ama yani neredeyse bütün şovlara hepimiz erişim sağlayabildik. Çünkü Instagram Live'de olsun ya da kendi sitelerinde olsun, geri sayımlarmış, işte dediğim gibi canlı yayınlarmış, markalar herkese erişilebilir kıldı aslında ve evimizin konforunda pek çok moda şovuna katılma fırsatını bulmuş olduk. Prada'nın da mesela yaptığı gibi Hunter vardı, işte Mirjian'ın kendisi vardı, Raf Simons vardı. Konferans gibi yer ayarlamışlardı. Ekranlar aracılığıyla biz kişileri görüyorduk. O videoyu da zaten gösteriyorumdur şimdiden. Yani aslında hem zaman açısından hem bütçe açısından benim düşüncem markaların kâra geçmiş olması. Tabii ki de şimdi prodüksiyon ve daha başka şeyler çıktı ama masraf açısından dediğim gibi diğer masraflardan illaki kâr etmişlerdir. Ve sonuçta pandeminin onların yaratıcılığını, tasarımlarını göstermelerine engel olmamıştır.
olmamasını sağladılar diyeyim. Dediğim gibi önceden çekilmiş şovlarla hepimize ulaşılabilir kıldılar koleksiyonlarını, şovlarını. Balenciaga ise daha yaratıcı bir şekilde değerlendirdi bunu. İki şekilde değerlendirdi hatta. Yine sanal şov yaptı ama bu şöyle oldu. Gerçek insanlarla çekmek yerine gerçek insanların sanal karakterleriyle, avatarlarıyla bir dijital şov çekimi yaptılar. Aynı zamanda bu podyum videosunun yanı sıra Afterworld, The Age of Tomorrow adlı oyun havasında bir video hazırladılar Dimna ve ekip. Seviyeleri geçtikçe, video ilerledikçe daha doğrusu farklı seviyelere ulaşılan bir video. Aşağıya zaten onun linkini bırakırım. Hatta biraz da şimdi bu videoda da göstermek isterim. Dimna zaten Balenciaga'ya farklı bir vizyon kazandıran birisi bence. Başta çok eleştiriliyordu. Hani Balenciaga'nın ne hale geldi, işte eskiden neydi, şimdi ne oluyor, sokak giyimi vesaire diyen çok oldu. Ama negatif eleştirilere rağmen gerçekten yükselişe geçti. Ben de şahsen beğenerek takip ediyorum işlerini. Ve biraz daha böyle alışılagelmiş moda anlayışındansa farklı şeyler denemesi, işte böyle oyun olsun, dijitallik olsun, markayı dinamik tutması benim çok hoşuma gidiyor. Oyun demişken oyunu modayla birleştiren bir başka marka ise genç yetenekleri de desteklemek adına yapılmış Gucci ve The Sims 4 işbirliği. Gucci'nin Off The Grid adlı bir sürdürülebilir küçük line'ı oldu. Tam olarak nasıl çevirsem bilemedim ama mini koleksiyon gibi, yanlış tanımlamıyorsam, bir üretimi oldu. Green Cookies kullanıcı adlı kişi ise bu koleksiyonu oyuna taşıdı ve Simmer'lara diyeyim, The Sims oynamayı sevenlere erişilebilir kıldı. Balenciaga ve Gucci'nin yanı sıra Burberry de oyunla işbirliği yaptı. Honor of Kings adlı oyun için bir karaktere oyuncuların alabileceği Burberry skin, yani karakter kostümü tasarladılar. Sanırım iki tane kostüm yapmışlardı ama ben bir tanesinin fotoğrafını buldum. Klasik bildiğimiz Burberry'nin desenini kullanmışlar ve sanırım trench coat gibi bir kıyafetti, yanlış hatırlamıyorsam. Oyundan ziyade Balenciaga gibi sanal karakterlerle şov yapmış bir diğer marka ise GCDS oldu. Burada podyumda yürüyen modeller de yine dijital avatarlardı. İzleyiciler ise gerçek influencer ve ünlülerin dijital karakterleri oldu. Dua Lipa olsun, sevgilisinin adını şu an niye unuttum, an vardı sanırım. Chiara Ferragni, Fedez ve Gilda Ambrosio, The Atticon'un ikilisi Giorgio Tordini. Bunlar katılımcı olarak yer aldılar ama tabii ki somut olarak değil, dijital olarak yer aldılar. Yani bence eğlenceli ve güzel bir yol oluyor dijital imkanları, teknolojileri böyle modayla birleştirmek. Podyum şovlarını, koleksiyon sergilemelerini de böyle değerlendirmeleri benim ilgimi çekiyor. Ama bu kadar podyum, dijital podyum demişken Hanifa'dan bahsetmemek çok yanlış olur. DressX'i aslında biraz daha andırıyor onların yaptıkları. Yine bir podyum şovu var ama yürüyenler ne dijital modeller ne gerçek insanlar, kıyafetler yürüyor. Yanlış hatırlamıyorsam da zaten bu dijital podyum şovunun ilk örneğini aslında Hanifa yaptı. Ama yanlışsam düzeltirseniz çok mutlu olurum. Dediğim gibi aslında böyle sanki mankenler hayal etmiş gibi hava veriyor ve hani kıyafetler aslında biz buradayız işte diye sizin karşınızda şov sergiliyorlar. Bu markada teknolojiyi bu şekilde kendisine adapte etmiş oldu. Bu kadar oyun ve sanal insanlar demişken sanal influencerların yükselişe geçtiği kaçınılmaz bir gerçek. Çok popüler olan ve şarkılar da yapan Lil Mekelia var mesela. Fotoğraf çekimleri olsun, Instagram'ı olsun, markalarla yaptığı işbirlikleri olsun, moda dünyasında kendine sağlam bir yer edindi aslında. Ve dediğim gibi müzik de üretiyor. Ve hatta Tiana Taylor ile Machine adlı bir şarkıları da var ve benim sevdiğim bir şarkı bu. Ben başta biraz garipsiyordum ama sonra vakit geçtikçe alıştım. Bu kadar moda endüstrisi de tıpkı diğer endüstriler gibi, sektörler gibi dijitalleşmişken influencerların da sanallaşması kaçınılmazdı. Aynı zamanda Güney Kore'de de Rosie adlı bir sanal influencer da mevcut. Ve hatta geçenlerde sanırım Harper's Bazaar içinde yine Güney Kore'nin ünlü modellerinden birisi olan Irene Kim ile beraber çekim yaptılar hatta. Peki bizim ülkemizde sanal influencerlar var mı derseniz, evet var. Sude Etuz zaten bu sanal avatar çalışmalarına yöneliyorlar. Üstüne uğraşıyorlar ve hatta birazdan da bahsedeceğim ama ilk başta Astro
astroloji paylaşımları yapan Suidi'den bahsetmesem olmaz tabii ki de. Açıkçası ben de severek takip ediyorum ve gerçekten çok hoş bir avatar tasarlamışlar. Ve paylaşımları da estetik açıdan da zaten güzel. Ve hani astrolojiyi böyle ciddi olarak da takip ediyorsunuz ya da benim gibi işte arada bir yorumları merak ediyorsanız bir araya getiren bir platform olduğu için, bir influencer, bir sanal birey olduğu için dediğim gibi severek takip ediyorum. Şimdi peki az önce de çıtlattığım gibi Sudi Etuz neler yapıyor bu konuda? Pek çok proje gerçekleştirdiler. Türkiye'de ilk defa bir sanal karakter canlı yayına katıldı. Elin canlı yayınıydı sanırım. Hemen yazarım buraya ne olduğunu. Aynı zamanda Koray Brand'ın da çekimini yaptı. Kış 2021 kampanya videosunda da çekime sanki oyun oynuyormuşsunuz gibi bir hava verildi. Ve sonunda yine gerçek bir modelin sanal haline yer verildi. Hatta Instagram hesabına girerseniz fotoğraf olarak da görebilirsiniz bu sanal karakteri. Aslında gerçek modelin sanallaştırılmış hali. Bu gerçek insanı sanallaştırmanın bir başka örneği ise Doja Cat'in V Magazine için yaptığı çekim. Başka bir örnek olarak sunabilirim size bunu. Peki fotoğraf çekimlerinden de bu kadar bahsetmişken, bu kadar değinmişken çekimlere nasıl etkilendi? Pandeminin ilk başlarında Jacquemus'un FaceTime ile yaptığı çekimleri muhakkak görmüşsünüzdür modayla çok yakından ilgileniyorsanız. Bu FaceTime çekimleri başka kişiler de yaptı. Aynı zamanda Abdullah Elmas'ın yaptığı gibi Zoom çekimleri de çok oldu. Ve zaten hatta Abdullah Elmas bu uzaktan fotoğraf çekimlere, photoshootlara hala devam ediyor ve çok güzel sonuçlar çıkarıyor ortaya. Ama benim en son fotoğraf çekimi alanında ilgimi çeken şey ise Copernic'in gerçekliği ve dijitalliği bir araya getiren kampanyası oldu. VR, AR ve MR'ı bir araya getiren ve aslında bunların hepsinin ortak kümesi diyebileceğimiz Extended Reality'yi sundular bu çekimlerinde. Bir oyun yazılımı olan Unreal Engine, görsel dil olan Touch Designer kullanılmış ve 360 derece bir görüş açısı sağlayan 3 boyutlu dünya oluşturulmuş. Ve yani ben çekim görür görmez çok etkilenmiştim. Hatta hani Photoshop üzerinden yaptılar sanmıştım ama bayağı arkasında aslında uzmanlar ve yani teknolojik ekipmanlar kullanılmış. Çok ilgimi çekti ve bu videoda da tabii söylemezsem olmazdı. Bu kadar farklı çeşit gerçekliklerden bahsetmişken işte AR'dan, Augmented Reality'den Vanakix de buna başka bir örnek. Evinizin konforunda pek çok spor ayakkabısını ayağınızda deneyebiliyorsunuz. Ve bence telefonu saklama alanın dolduğu tekrardan geldim. Bence evimizin konforunda bize bu imkanı sunmaları ve hani almak istesek de sırf eğlencesine denemek istesek de bize güzel bir alternatif sunduklarını düşünüyorum ben. Ve zaten bir zamanlar çok hayatımızı ele geçirmiş Pokemon Go gibi AR'ı hayatımıza modayla beraber taşıyan diyeyim güzel bir uygulama. Bu tarz AR'ı gördüğümüz başka örnekler ise Instagram'da gördüğümüz markaların küpeleri ya da şapkaları bize sanal olarak takma imkanı sağlayan Instagram hikaye filtreleri. Benim bir sürü favorim var ve ben çok seviyorum bu filtreleri. Hatta onlar hakkında, onlardan bahsettiğim ek bir video çekmek istiyorum. Sizin de ilginizi çeker mi bana söylerseniz çok mutlu olurum. Son olarak da aslında kendi kendimin reklamını yapıyormuşum gibi olacak ama bu son konu ise, konuşacağımız konu başlığı ise dijital dergiler. Vogue ve Elle gibi dergilerin zaten kendi platformları var. Yıllardır web siteleri var ve orada da makalelerini sunmaya devam ediyorlar. Zaten basılı olarak sattıkları dergileri PDF olarak telefonlarımıza ya da tabletlerimize de erişime sunuyorlar aslında, satışa çıkarıyorlar. Ama Instagram sayesinde dergi anlayışı biraz daha değişti ve bu anlayışı, bu planı izleyen pek çok Instagram sayfası var. Dediğim gibi kendi kendimin reklamını yapma olayı bu yüzden de benim sayfam Fashion Wanderer aslında dijital dergi halinde ilerlemeye çalışan bir sayfa ve yani o anlayışla ilerlemeye çalışıyorum. Beğendiğim parçalar olsun, fotoğraf çekimleri olsun, en son koleksiyonlar olsun, zaman zaman videolar da olsun bir araya getirmeye çalışıyorum. Çok sevdiğim bir başka Türk sayfa ise Neyle Ne Giysek ve Mod The More gibi ya da Tumblr'ın aslında Instagram'a taşınmış Fashion Gun Rouge gibi pek çok sayfayı Instagram'da, pek çok dijital dergiyi Instagram'da görmeniz mümkün. Ve hatta başka sevdiğim bir dergi ise Teeth Magazine benim. Editoryallerine, web sitelerine koymaları benim çok hoşuma gidiyor. Çünkü basılı halini almam mümkün değil ama böyle bir erişim olması güzel bir fırsat oluyor. Evet, dijital çağda pandemi öncesi olsun sonrası olsun moda endüstrisinin adapte oluş şekilleri böyleydi. Umarım güzel bir video olmuştur. Ben bu videoyu çekmek için çok heyecanlıydım. Çünkü araştırdıkça kendimin de önceden görmediği örnekler
örnekler gördüm ve sizlerle paylaşmak istedim. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Beğendiyseniz beğeni butonuna basarsanız çok mutlu olurum. Abone değilseniz olursanız ve zaten abonemseniz zil bildirimini açarsanız yeni videolarımı da kaçırmamış olursunuz. Vaktiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.